أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما والهمنا بالصالحين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اما بعد قال مسلم حدثني ابو خيثمه زهير بن حرب قال حدثنا امام مسلم isnatta çok dikkatli olduğunu senetleri naklederken, verirken çok dikkatli olduğunu efendim daha derslerimizin başında ifade etmiştik. Hemen ilk rivayette kendini gösteriyor. Ebu Hayseme'den haddeseni derken Ebu Hayseme'nin ifadesini haddetena olarak naklediyor. Çünkü İmam Müslim'in adeti başkaları ile birlikte eğer bir rivayeti bir hocadan dinlemişse ona haddesena diyor İmam Müslim. Ama tek başına öğrencilik yapmış, yanında kimse yoksa, sadece bir kişi olarak hocayı dinlemişse o zaman haddesena demiyor. Haddeteni veya ahbarani ifadesini kullanıyor. Haddeteni, ahbarani ifadelerinin birbirleri yerine kullanıp kullanılmayacağı, tahammülül hadis ve edauhu konularında ciddi olarak tartışılmış. Biz zaten bunu İbn-i Salah'ın mukaddimesinde de detaylıca okumuş idik. Burada İmam Müslim rahmetullahi aleyh haddeteni ile haddesenayı ayırt ettiğini hemen ilk rivayette bize göstermiş. Ebu Hayteme Züheyr ibn Harbin kâle haddetena Vekî' an Kehmes'in an Abdullah ibn Burayde an Yahya ibn Ya'mer rahmehumullah. Ha tahvil efendim aynı rivayeti başka bir senetle daha naklediyor ve haddetena Ubeydullah ibn Muaz. Bakın burada ilk hocasından Ebu Hayseme'den haddeseni derken Abdullah'tan haddesena demiş. Demek ki Abdullah'ı dinlerken yanında başkaları da varmış İmam Müslim'in. Ama Ebu Hayseme'den bu rivayeti alırken tek başına almış. Başka öğrenci arkadaşları yokmuş İmam Müslim'in yanında. El-Amberiyyü. Ve hâzâ hadîthuhu kâle haddetena ebi kâle haddetena Kehmes an İbni Bureyde yani Abdullah İbni Bureyde an Yahya İbni Ya'mer. Burada rivayet Yahya bin Ya'mer'in rivayeti. İki ayrı tarihten, iki ayrı hocasının isnadıyla buraya kadar getirdi senedi. Bu Yahya bin Ya'mer kibar-ı tabi'indendir. Çünkü Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir gerçi yok galiba. Ama Hazreti Ali, Hazreti Osman, efendim Ebu Hureyre gibi sahabeyi görmüş bir zat. Onlardan rivayeti var. Efendim bir müddet Merv kadılığında da bulunmuş bir zattır. Fakat asıl biz Yahya bin Ya'mer'i Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesi ve noktalanmasında adını biliyoruz. Kıraat alimleri içerisinde geçer. Hocası Ebu'l-Esved Eddüeli başlatmıştı Kur'an-ı Kerim'in
hareke ve noktalamasını, bu da sürdürüyor. Ciddi katkıları var Yahya bin Yamer'in. Fakat ne gariptir ki kadericilikle, kaderi olmakla itham edilmiş bir zattır. Kendisi de kaderilerden şikayet edecek şimdi. Ama kaderi olmakla da itham olunmuş kendisi. Tabii bu bazı hadisçilerin veya meşhur kişilerin kaderi olmakla, mürci'i olmakla ithamını biraz da konjöktürel ve sosyokültürel çerçevede değerlendirmek icap eder. Mesela Yahya bin Hamza diye bir zat var. 30 yıl kadar Şam kadılığı yapmış. Kütüb-i Sitte ricalinden kaderi üttihime bil kader diyor. Kaderi olmakla itham edilmiş. Hatta bazı kaynaklarda Mutezile'nin görüşünün ilk kadısı olarak, Şam kadısı olarak geçiyor. İbn Hacer Askalani rahmetullahi aleyh bu zatı tevsik ederken bütün bunları söylüyor. Kaderi ama sika diyor. Fakat bunu her ravi için söylemiyorlar. Efendim kaderi deyip attıkları çok raviler var. Dolayısıyla kadercilikle, mürciilikle itham edilmiş bir zatı hemen atmak doğru değil. Bir incelemek lazım. Da'i değilse ciddi anlamda veya hakikaten sonradan teşekkül eden fırkanın genel prensiplerini kabul etmiyorsa, efendim o fırkanın da savunduğu bir doğruyu savunmuş olabilir. Bundan dolayı mürci'i veya kaderi demek doğru değil. Dikkat etmek lazım. Bunlar ben diyorum ki katalog eleştiriler. Efendim liste de var bunlar. Fulanın mürci'i veya üttihime bil irca veya bil kader. Bunlar genel geçer şeyler değil. Çünkü bu fırkalar sonradan oluşmuş. Sonradan oluşan fırkaların düşünce yapısına öncekileri dahil etmek anakronizmdir. Doğru değil. Onun için tek tek incelemek lazım ravileri. Peki Yahya bin Yamer'den naklediyor. Bir de burada an var. İki tane üst üste. Bu anlar İmam Müslim nazarında çağdaş ve lika imkanları bulunduğu için hatta senaya, semaya hamledilir. Onun için bir zayıflık teşkil etmez İmam Müslim nazarında. Gale dedi ki Yahya, kâne evvele men gâle fil kader bil Basra Ma'bed el-Cüheniyyü. Basra'da kader konusunda ilk efendim düşüncesini açıklayan veya ilk kaderi olmakla itham edilen kişi Ma'bed el-Cüheni'dir. Az önce dediğim gibi Yahya bin Yamer de daha sonra kaderi olmakla itham edilmiş bir zat. Fantalaktu ene ve Humeydu ibn-i Abdirrahman el-Himyeriyyü hacceyni ev mu'temerayni. Efendim hac için mi, umre için mi, ne olduğunu unuttum. Humeyd bin Abdirrahman el-Himyeri ile birlikte Hicaz'a gitmiş idik. Hac veya umre için. Bu da enteresan doğrusu. Çok önemli bir konuda bilgi veriyor. Ama hac için mi, umre için mi gittiğini hatırlamıyor. Gerçi şimdi ben de kendimi düşünüyorum. Efendim işte 3-4 defa hacca gittim. 8-10 defa umreye gittim. Oradaki bir hatıramı naklederken aynı duruma ben de düşebiliyor. Dolayısıyla bunlar da demek ki insan bir defa umre bir defa hacca gitse hatırlar. Birden fazla olduğu için iltibas olması doğal gibi. Fe kulna dedik ki veya Anadolu'daki güzel bir ifade. Kendi aramızda kabilleştik. Efendim, Umeyd ile
لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. Kavilleştik kendi aramızda. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisiyle karşılaşırsak şayet ona mutlaka bu kader konusunda söz eden, söz söyleyen kişilerin bu düşüncelerini o sahabeye soralım diye kendi aramızda kavilleştik. فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ عَمَرُ اِبْنِ الْخَطَّابِ radiyallahu anhuma dahilen el mescide. Bir de baktık ki tam da mescidin efendim girişinde, mescide girerken Abdullah İbni Ömer radiyallahu anha tevafuk ettik. Efendim o bize tevafuk etti daha doğrusu. Karşılaştık. Fekteneftuhu ene ve sahibi. Hemen ben ve arkadaşım etrafını sardık. Kuşların kanatlarına kenef denir. Kenefa cenaha demek yani. Kenefani cenahani demek. İki taraf yan. Sardık. Ehaduna an yeminihi vel aharu an şimalihi. Birimiz sağından, birimiz solundan hemen himayesine, himayemize aldık. Fezanentu enne sahibi, düşündüm ki arkadaşım se yekilül keleme ileyye. Herhalde sözü bana bırakır. Demek ki kendisi biraz daha arkadaşına göre ön planda olan bir zat. Yahya bin Yamer. Fekultu, hemen dedim. Eba Abdirrahman. Ey Eba Abdurrahman. İnnehu kad zahara gıbelena nasun. Bizim taraflarda bazı insanlar zuhur etti. Yekra'unel Kur'an'ı ve yetekafferûne el-ilme. Kufur, bahs, araştırma. Efendim, uğraşma, ilimle uğraşma. Bunlar Kur'an ehli, Kur'an okuyorlar ama aynı zamanda ilim ehliler. Cahil cühela değil yani. Okuması yazması olan, araştırma yapan insanlar. Ve zekara min şe'nihim. Ve özelliklerini de anlattı bu zuhur eden grupların, insanların. Ve ennehum yez'umûne en la kadera. Bunlar kader diye bir şeyin olmadığını iddia ediyorlar. Ve ennel emra unfun. Hadiselerin, olayların tuluat cinsinden olduğunu, yani Cenab-ı Hakk'ın bu olaylar olmadan önce bilgisinin bulunmadığını, bir kişi işi yaptıktan sonra Allah'ın bilgisi dahiline bunun girdiğini iddia ediyorlar. Yazgı, kader, önceden Cenab-ı Hakk'ın takdir etmesi, yazması diye bir olay yok. Allah bilmez. Özgür bırakmış insanı. İnsan yaptığı zaman o bir eylemi Allah'ın bilgisi olur ondan. Böyle bir iddiaları var. Kader anlayışları var. Dedim diye anlatıyor Yahya. Abdullah İbni Ömer'e soru soruyor. Kale, bunun üzerine cevapladı Abdullah İbni Ömer. Dedi ki فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ اَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَاَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي. Bu tip düşüncede olanlarla bir daha karşılaşırsan onlara de ki ben onlardan beriyim
Abdullah İbni Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah sizden beriymiş, siz de onlardan uzakmışsınız. De. Vellezî yahlifu bihi Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer bununla da yetinmedi. Öyle bir yemin etti ki, öyle bir beddua etti ki, لَوْ اَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ اُحِدٍ ذَهَبًا, böyle bir kader anlayışını savunanların Uhud dağı kadar altını olsa da فَاَنْفَقَهُمْ, o altını Allah rızası için infak etseler مَا قَبِلَ اللّٰهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ, kadere imanı kabul edinceye kadar Allah onların bu tasaddukunu kabul etmezdi. Çok büyük yemin etti yani. Abdullah İbni Ömer bunların yanlışta olduğunu, hata içinde yüzdüklerini ifade etti. Sümme kâle. Ardından da dedi ki, Haddeteni Ebi Umar İbnül Hattab. Bana babam anlattı. Demek ki Abdullah İbni Ömer kendisi ya yaşı küçük olmasından dolayı veya o anda orada bulunmamasından dolayı bu Cibril hadisi gelecek şimdi. Bu Cibril hadisine şahit olanlardan değilmiş Abdullah İbni Ömer. Bana babam anlattı diyor. Kale babam dedi ki Beynema nahnu inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevmin, biz bir gün Nebi-i Kiram sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyor idik. Veya aramızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Efendim, İttala aleyna raculun, birden bir adam çıka geldi aramıza. Şedidü beyazı siyab ve şedidü sevadi şa'r. Simsiyah saçlı, bembeyaz elbiseli, pırıl pırıl bir adam çıka geldi. La yura aleyhi eteru sefer. Üzerinde, yani biz tanımıyorduk bunu. Tanıdığımız bir adam değil. Yolcu mu acaba desek, üzerinde yolculuk izi de taşımıyordu. Yolcu dediğin az çok yorgun olur, terli olur. Üzeri elbisesi bak kirli olur. Öyle de değildi. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ, efendim içimizden kimse de tanımıyordu bu zatı. Hatta celese ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Nebi-i kiramın hemen huzuruna oturdu. Feesnede rukbeteyhi ile rukbeteyhi. İkinci rukbeteyhideki zamir Nebi sallallahu aleyhi ve selleme raci. Efendim dizlerini Resulullah Efendimizin dizlerinin yanına yaklaştırdı. Yani önüne hemen hemen dizleri dizlerine değecek şekliyle oturdu. Ve vada'a keffeyhi ala fakhidayhi. Ellerini de kendi dizlerinin o şey fakideyhideki ha kendisine raci olması daha güzel. Bunun bazıları Resulullah'ın dizleri üzerine koyduğu ellerini şeklinde tercüme ederler ki doğru değil. Çünkü bir talebe, öğrenci adabı içinde oturuyor Resulullah'ın huzuruna. Şöyle yaklaştı dibine. İnsan kendi baldırlarının üzerine koyar ellerini. Öyle yaptı bu zatta. Kale, arkasından dedi ki o yabancı adam, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ahbirni anil İslam, bana İslam'ı bana anlat. İslam'ı haber ver bana, dedi. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme el İslamu en teşhede en la ilahe illallah
وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. İslam'ın bu beş şartını saydı. Fakat buna dikkat edelim. Daha sonra gelecek olan rivayetler ile bu rivayet arasında epey bir lafız farklılıkları var. Cibril hadisi diyebildiğimiz hadisin farklı tariklerinde, şahit ve mütabaatlarında farklı ifadeler var. Burada en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden, hem Allah'a birliği hem de peygamberin kabulü var. Sonra namaz var, zekat var, oruç var, efendim hac var. Tam bizim bildiğimiz kültürümüzdeki İslam'ın beş temel şartı. Doğrudan Abdullah İbni Ömer hadisine dayanıyor demek ki bizim İslam'ın şartı dediğimiz, derken saydığımız unsurlar. Hala arkasından dedi ki Resulullah Efendimiz ze o zat sadakta. Doğru bildin, doğru söyledin İslam'ı, doğru anlattın. Hala efendim Hazreti Ömer hadisin ravisi bunun üzerine dedi ki fe'acibna lehu yes'eluhu ve yusaddikuhu. Allah Allah. Adam hem soru soruyor, karşıdan cevap alıyor, arkasından da doğru söyledi. Bu adam öğrenmeye mi gelmiş, öğretmeye mi gelmiş? Biz kontrole mi gelmiş? Şaşırdık yani. Hala arkasından o yabancı adam tekrar dedi ki فَاَخْبِرْنِي عَنِ الْا۪يمَانِ. Peki imanı bana haber ver. İmanı anlat bana. قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Efendim, bizim yine burada geleneksel kültürümüzde var olan imanın altı şartını, efendim, kullanılan ifadelere dikkat edelim. Melaike, çoğul, kütübihi, çoğul, rusulihi, yine çoğul, vel yevmil ahiri, ahiret ve kader, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, Allah'tan geldiğine, daha doğrusu hayrıyla, şerriyle kadere iman. Kale sadakta. Yine bu cevabını alınca o yabancı zat doğru söyledin dedi. Kale fa'akhbirni anil ihsan. Peki bana ihsanı anlat. İhsan nedir? Kale Allah'ın elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. En ta'budallâhe ke'enneke terâhu fe'in lem tekun terâhu fe'innehu yarâke. Allah'a sen onu görüyorsun, ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor bilinciyle ibadet etmendir. Arapçadaki her harfin veya edatın Türkçemizdeki karşılığı ile motamot tercüme etmek doğru olmayabilir. Burada da tercümelerin pek çoğunda sanki kelimesi konuluyor. Sanki veya tıpkı Allah'ı görüyormuş gibi, bu biraz şek ifade ediyor. Oysa burada bu kastedilmiyor. Dolayısıyla onu koymamak icap eder buraya tercümede. İkincisi, bu ihsanın tarifi cevami'ül kelim nitelikli bir tariftir. Cevami'ül kelimden addediyor ulema ihsanın bu tarifini. Çünkü hakikaten çok kısa ve öz.
Gerçi bugünkü dilde, konjonktürde ve iletişim araçlarında doğrusu ben bu ihsanı şöyle tarif ediyorum. Kameramanlar ile 24 saat gözetim altında bilinciyle ibadet etmek. Kiramen katibin melekleri 7-24 kayıt yapıyor. Efendim, ahirete varınca da ikra kitabek. Hatta şunu söylüyorum. İnsan ölüp giderken biz herkesin amel defterini boynuna asacağız diyor, değil mi? Flash bellek. Boynuna asacağız. O kameramanların, meleklerin çektiği görüntüleri, efendim sesli görüntüler bunlar. Terabayt da de yetmez, buna daha büyük demek ki başka bir şey gelecek belki de ileride. Varınca huzura dev bir plazma sokuyorlar flash belleği. Açılıyor kitap. Açacağız diyor. Menşura diyor, değil mi? O zaman seyret bakalım dünyadaki hayatını, artık bu sana yeter. Bu ihsan işte. İhsanlı yaşama. Peki gale, onun üzerine yabancı zat tekrar fa'akhbirni anissa'a. Efendim, kıyametin ne zaman kopacağına dair bana bir bilgi, bir haber ver deyince gale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mel mes'ulu anha bi a'leme min es-sail. Sorulan bu soruyu sorandan daha iyi bilmiyor bu konuyu. Biri daha iyi bilmez. Buradan çıkıyor aslında. Efendim, soranın Cibril olduğu, kim olduğu ortaya çıkıyor aslında. Gale, bunun üzerine madem kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyorsun, o halde fa'akhbirni an emaratiha, şartlarını, alametlerini bana anlatsan, haber versen bana alametlerinden dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en telidel emetu rabbetaha, cariyenin, tabii buradaki cariye kadın manasında. Yoksa hakikaten kölenin dişisi olan cariye manasında daraltmamak lazım anlamı. Kadın efendisini doğuracak, doğurmasıdır. Kıyametin alametlerinden bir tanesi kadının efendisini, sahibini doğurması. Anne, o kadar büyükler, anne, baba, efendim, değerler o kadar hafife alınacak ki nevzuhur bir nesil türeyecek. O nesiller büyükleri ve değerleri esir alacak. İtaatsiz bir nesil. Değer, hiçbir değeri kabul etmeyen, beğenmeyen, büyüklere hürmet etmeyen, efendim, asi bir nesil. Dolayısıyla analar kendilerini köle gibi görecek bir nesil doğuracak. Manası da şerhlerde mevcut, efendim, geniş tutmakta fayda var. Daraltmamak lazım. Ve en tara el hufate el urate el alete ri'a eşşâi yetetâvelûne fil bünyâ. Efendim, hufatı biliyoruz. Ayağında ayakkabısı olmayan, çarığı olmayan. Efendim, el-urat, bu da efendim çıplak, elbisesi yok sırtında. El-ale, el-fakir demek, ail, fakir. Dolayısıyla çulsuz, kısaca, değil mi? Yalın ayak, başı çıplak deriz belki.
ama çulsuz. Efendim. Ri'a eşya. Bu eşya kelimesi cins isim olarak koyun demek. Yani bir tane koyun değil de genel anlamda koyun. Şatun olursa o bir koyun için kullanılıyor. Nekra. Ama şa koyun cinsi. Dolayısıyla buradaki ri'ayı da çobanlar olarak alırsak aslında ru'atun daha doğru. Öyle rivayetlerde var. Ru'at. Ru'at gibi aynı. İsmi failin cennisi. Dolayısıyla deve çobanlarının yani çulsuz deve çobanlığından başka elinde mesleği olmayan, bir malı olmayan ayak takımı kısaca. Bunlar yetetavelûne fil bünyan. Sonradan görme. Efendim, para ellerine geçmiş. Bina yapıyorlar. Senin bina daha büyük, benim bina daha uzun. Efendim, benimki 550 metre, seninki 850 metre falan birbirleriyle yarışacaklar. Kıyametin alametlerinden bir tanesi de bu. Hatta akşam bir baktım da bu hadisin manasını Araplar nasıl görüyor diye. Bu hadis görsel olarak efendim şerh etmişler. Dubai'nin efendim Körfez'in fotoğraflarını, o mantar gibi, serbi ağaçları gibi çıkan binaları koymuşlar. Onunla tefsir etmişler, şerh etmişler. Kale sümmen talaka. Hazreti Ömer anlatmaya devam ediyor fotoğrafı. Sonra o bizim tanımadığımız yabancı zat. Buraya ben bir not da almışım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bu rivayetin değişik kısımları da var. Orada denmiş ki bunu söyleyince Resulullah Efendimiz artık daha sonra anlamak üzere bunu soruyorlar. Gıyle ya Resulallah. İşte o geçen bir adam gelip de size soru sormuştu ya. O zaman siz böyle efendim hufat, urat, ale, ri'a eşya falan dediniz. Biz pek anlamamıştık o zaman. Bu ne demektir? وَمَنْ هُمْ أَصْحَابُ الشَّاءِ وَالْحُفَاتِ الْجِيَاعِ الْعَالَ. Bu saydığınız nitelikteki insanlardan kimi kastettiniz? Kim ola ki bunlar? Dedik. قَالَ الْعَرَبْ. Resulullah Efendimiz Araplar dedi. Buradaki Arap'tan kasıt Arabi. Çöl. Bedeviler. Hadis isnadı da sahih onun da. Peki adam o yabancı ayrıldı huzurdan. Fe lebihtü meliyyen. Ben bir müddet kendime gelemedim diyor Hazreti Ömer. Az durdum efendim. Sümme sonra Resulullah Efendimiz dedi ki bana ya Ömer'u etedri menissail. Bu gelip de sorular tevcih eden yabancının kim olduğunu bilebildin mi? İdrak edebildin mi? Kimdi o? Kultu Allahu ve Resuluhu a'lamu. Tabii bu bütün bizim hadis kültürümüzde var olan çok güzel bir adet. Bize de çok şey söylüyor aslında. Her soruyu hakikaten bizim cevaplamamız için sorulduğunu düşünmemek lazım. Bir büyük o konuda bir şey söylemek istiyordur. Onun için şu ondan haberin var mı? Demiş. Hemen sazan gibi atlamamak lazım. O büyüğü dinlemek lazım. Çünkü senin benim düşüncemden çok daha önemlidir onun cümleleri. Öyleyse efendim bir toplumda büyükler var iken bir konuda fikir beyan etmek çok hoş değil, çok doğru değil. Nitekim geçen gün bir hadisi şerif
okurken yine bir sohbette Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh yine hadisin ravisi Resulullah sordu bize diyor. Söyleyin bakalım müminine benzeyen ağaç hangisidir? Meyvasından hiç bozulmadığı için her mevsim istifade edilen, yaprakları da yaz kış yeşil olduğu için gölge ve korumalık yağmurdan olarak kullanılan bir ağaç. Mümin o ağaca benzer. Bilin bakalım bu ağaç nedir? Dedi. Abdullah İbni Ömer diyor ki içinden bu hurmadır dedim diyor. Hurma ağacıdır. Ama Ebu Bekir ve Ömer de var idi diyor. Onlar kalkar söylerler. Benim söylemem küçük olarak doğru olmaz dedim. Kendimi tuttum. Ama onlar da cesaret edip söylemedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz kendisi cevapladı. Bakın kaç tane şey var yani, edep var. Küçük söylememeli. Büyük, onlar da efendim asıl soruyu sorana havale ediyorlar. Onlar bile söylemiyor. Resulullah Efendimiz kendisi diyor ki o hurma ağacıdır. Hakikaten Suudi Arabistan'da çölde insanın üç şeye ihtiyacı var. Bir su, iki gölge, üç yaz kış bozulmayacak yiyecek, o da hurma. Hurma ağacı üçünü de ikisini en azından karşılıyor. Peki, kultu Allahu ve Resuluhu a'lamu. Kale fe innehu Cibrilu. O Cebrail idi. Cibril idi. Etekum yuallimukum dinekum. Size dininizi öğretmek üzere geldi, öğretti, gitti. Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. Cibril hadisi olarak bu hadisin üzerinde yayınlandığını bilmiyorum ama bir doktora tezi yapıldı. Doğrusu bu hadisle ilgili ben doktora yapacağımda ciddi ciddi düşündüm. 2009'da böyle bir konuyu alayım diye. 2007'de hatta. Efendim bayağı planın projesini falan da çıkardım. Biraz bir müddet çalışmış idim. Fakat sonradan efendim bazı mülahazalarla hocalarımla da istişare neticesinde başka bir konuyu çalışalım diye bıraktık. Ama bu daha sonra çalışıldı. Bu rivayetle ilgili benim zihnimde kalan önemli notlardan birisi de bu rivayete Fazlur Rahman'ın uydurma demesi. Buhari'de, Müslim'de efendim geçmiş olmasına itibar etmeksizin uydurmadır bu rivayet diyor. Hayri Kırbaşoğlu Hoca da Fazlur Rahman'a efendim öykünerek o da aynı cümleleri benimsiyor. Doğrusu ciddi soru işareti. Çok ciddi soru işareti. Peki ikinci rivayet. Kale haddeteni Muhammed ibn Ubeydin el-Guberiyyu ve Ebu Kamil'in el-Cahderiyyu ve Ahmed ibn Abdete. Üç tane ayrı ayrı hocamdan dinledim. Galu her üçü de dediler ki haddetena Hammad ibn Zeyd. Demek ki Hammad üç, bu Müslim'in üç hocasının da hocasıymış. An Matarin el-Varrak. Şöyle bir şey kullanmış idi. Müslim'in efendim ilk rivayetleri en sahih rivayetleridir. Ondan sonra ikinci aynı rivayeti destekleme, şahit veya mütabi anlamında zikrettiği hadislerde sıkalığı biraz tartışılabilir.
güvenlik derecesi biraz düşük olan ravilere de yer vereceğini, verdiğini ifade etmiştik. Burada da onun örneği var. Çünkü bu Matar el-Varrak, Saduk ve Ketirul Hata diye geçiyor Cerdadil kitaplarında. Evet, bir şey yok. Müttehem bilkizip değil. Zaten onlara yer vermedim diyordu, değil mi? Ama hafıza itibariyle biraz düşük derecede olan ravilerin mütabi sadedinde rivayetine İmam Müslim yer veriyor. Bu da onun örneği, zaten bu mütabiadır. An Abdullah ibni Burayde, an Yahya ibni Ya'mar gâle. Aynı zattan, Yahya bin Ya'mer'den. Lemma tekelleme ma'bedun bima tekelleme bihi fi şe'nil kader. Enkarna zâlike. Yahya bin Ya'mer, efendim, ilk defa kader konusunda, kaderin durumuyla ilgili bir takım ileri geri sözler ettiğinde biz reddettik mabedi ve düşüncesini. Sonra fehacectu ene ve Humeyd İbn Abdurrahman el-Himyeri hicceten. Burada haccı veriyor. Umre demiyor. Yani kesinleştiriyor bu rivayette biraz daha. Efendim. Ve sa'u el-hadîfe. Üstadlarım, hocalarım Muhammed, Ebu Kamil ve Ahmet bu isnattan sonra hadisi naklettiler bize. Bi mana hadisi kehmesin. İlk rivayet ettiğim kehmes hadisinin mana olarak naklettiler. Ve isnadihi, kendi biraz önce arz ettiğim isnat ile yukarıda birinci sırada naklettiğim hadis metnini mana olarak rivayet ettiler. Bu bir manahu, bir mitlihi, bir lafzihi, bir nahvihi kavramları doğrusu üzerinde ittifak edilmiş kavramlar değil. Her alimin kendine göre bu kavramlara yüklediği manalar var, anlamlar var. Fakat genel olarak düşünürsek, eğer hem lafız hem mana aynıysa, o zaman ahracehu bi lafzihi ev bi mitlihi diyorlar. Metni tekrar etmiyorlar yani. Ahracehu ve ravahu bi lafzihi ve mitlihi ev mislihi diyorlar. Fakat mana aynı, lafız farklıysa, lafızda farklılıklar varsa, burada olduğu gibi, o zaman ravahu bi manahu veya bi nahvihi. Genel kullanım bu. Ama Müslim'in biraz daha farklı bu kavramları kullandığını kendisi ilk geçtiği yerde açıklıyor burada, bakınız. Diyor ki kehmesin az önce naklettiğim senetle hadisini mana olarak diğer senetten de aldım ben diyor. Peki mana nedir üstadım? Ey Müslim dediğimizde ve fihi ba'zu ziyadetin ve noksanu ahrufin. Bu manada kullanıyormuş bak bir mana. Bazı efendim harflerin ziyadeliği ve eksikliği var. Efendim mesela burada haccı kesinleştirdi mesela. Veya az önce yukarıda lemma tekelleme ma'bed bima tekelleme bihi fi şey. İlk rivayette farklıydı orası. Basra geçiyordu mesela, değil mi? Onun gibi. Ama mana da bir değişiklik yok. Bu harflerin veya kelimelerin azlığı çokluğu
manayı etkilemiyor. Kale başka rivayette mütabi olarak nakletti ve aynı manada dedi. Ve haddeteni Muhammed ibn Hatim kale haddetena Yahya ibn Sa'id el-Kattan kale haddetena Uthman ibn Giyad kale haddetena Abdullah ibn Burayda an Yahya ibn Ya'mer. Yine aynı isnat ve Humeyd ibn Abdurrahman. Fakat Yahya bin Ya'mer'a bir mütabi daha buldu. Kala ikisi birlikte dediler ki az önceki rivayette bu Humeyd bin Abdurrahman el-Himyeri sadece nesneydi. Ya'mer'in anlatımı vardı sadece. Ama burada nesnelikten özneliğe, haberin kaynağı durumuna yükseldi değil mi? İkisi birlikte anlattılar. Dediler ki لَقِيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ اِبْنَ اُمَرَ فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ ف۪يهِ. Evet, efendim, فَقْتَصَّ الْحَد۪يسِ. Biz birlikte Abdullah bin Ömer'le karşılaştık, kader konusunu konuştuk. Efendim, bu konuda konuşulanları ona anlattık dedi. Arkasından da Abdullah İbni Ömer'in nasıl davrandığını ve naklettiği hadisi bize hikaye etti, anlattı. Ama kennehvi hadithihim an Ömer'a radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abdullah'ın babasından naklettiği hadisi bir önceki senetle naklettiğime yakın, benzer bir şekilde. Burada da binahvihi'yi kullandı. Peki bu nahv kelimesini hangi manada kullanıyorsun ey Müslim üstadımız dersek? Diyor ki ve fihi şey'un min ziyadetin وَقَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْئًا. Demek ki bimanahu kavramının dûnunda bir ifade bu. Sadece kelime veya harfde ziyadelik, noksanlık değil, manada da bir miktar noksanlık var. Ziyadelikler ve noksanlıklar. Manada da var yani. O zaman en üst derecede bir lafzihi ve bir mitlihi. Onun altında bir manahu, onun da altında bir nahvihi. Nahvihi deyince mana olarak bir önceki hadisin tamamını kapsayamayabilir. Böyle bir eksiklik var. Fakale ve haddeteni Haccac ibn eş-Şâir قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.